Herkese selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben. Bu videoda süper acayip bir şeyler yapacağım. Mükemmel bir deney. Benden hep isteyip duruyordunuz böyle patlamalı, çatlamalı, hava ölçmalı deneyler ne zaman gelecek diye. İşte geldi. Burada doğadayız. Burada elimde sodyum metali var. Saf sodyum metali. Şu an havayla temas etmiyor. Üstü bir tir sıvıyla kaplı. Sodyum aşırı reaktif bir metal arkadaşlar. Suyla bir şekilde bir araya geldiğinde çılgınca tepki veriyor, patlıyor, alevler saçıyor, şiddetle patlıyor vesaire. Tereyağı gibi metal ama bildiğimiz metallere benzemiyor. Oldukça yumuşak. Şöyle göstereceğim şimdi size. Küçük bir bıçakla bunu kesmek istiyorum. Şimdi küçük bir şişenin içine girecek kadar bir parçayı keseceğim. Şöyle bıçağımı açayım. Evet, şöyle göstereyim. Bakın. Yani tereyağından biraz sert, sert bir beyaz peynir gibi diyelim, tereyağı gibi demeyelim, bir madde. Bakın içi böyle gayet metalik ama kestiğiniz anda oksitlenmeye başlıyor. Bu yüzden dışı havayla temas etmesini engelleyecek bir takım şeylerle saklanıyor. Bu böyle metal tenekelerde satışa sunuluyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şimdi burada böyle bir pet şişem var arkadaşlar. Bunu ağzını genişleteceğim biraz. İçindeki suyun bir kısmını da içeceğim. Bir dakika. Şundan biraz içeyim ben. Şimdi bunun bir kısmını güzelce kesiyorum ki sodyumu içine rahatça atabileyim diye. Evet, şişeyi kestik. Bunu bir kenara koyuyorum daha sonra almak üzere. Evet arkadaşlar, şu kadar bir parça kestim. Bakın orada az önce tenekenin üzerindeki oksitlerle, paslarla karşılaştığı için köpürmeye başladı. Ve hala çok sıcak. Bunu şimdi suya atıyorum. Ya sen uzaklaş abi. Ben de atıp uzaklaşacağım. Orada yangın tüpüm var. Bir şey olursa hemen yangın tüpüne müdahale edeceğim. Tamam mıyız? Tamam mı? Tamam. Her şey okey mi? Tamam mı? Evet arkadaşlar, gördünüz. Biraz fazla mı hızlı topukladım ben? Evet biraz. Bu kadar hızlı koşabildiğimi de ne zamandır bu kadar hızlı koşmamıştım. Şurada hala bir şeyler yanmaya çalışıyor. Neyse ki tedbirli geldik. Orada şeyim var zaten. Söyleyin adını. Yangın tüpüm var. Daha büyüğünü atalım mı yoksa kolaya mı geçelim? Bir tane büyük atalım bence. Tamam, sadece bir tane büyük daha büyük atıyorum. Burada bir şeyler oluyor. Tamam. Şimdi daha büyük bir parça atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi deminkinden daha büyük iki parçam var. Şimdi bunları atacağım. Atıyorum, hazır mıyız? Biraz sen uzaklaş istersen. Tamam mıyız? Tamamız. Bekle bekle bekle. Tamam, her şey kontrol altında. Oha, ne güzel, çok acayip bir şekilde yanıyor. Bu niye böyle coşuyor abi her seferinde? Tamam. Evet arkadaşlar, sırada kola var. Aslında şey yapmak isterdim, içine atıp kapağını kapatmak isterdim ama çok çabuk patlıyor. O yüzden bunu yapmayacağım. Ağzı açık bırakacağım. Bakalım neler olacak. Aa, çok iyi. Şimdi şu kalanını da atmak istiyorum ama onu biraz daha küçülteceğim. Evet, küçük bir parça daha atıyorum. 3, 2. Müthiş patlatıyor arkadaşlar. Pum diye fırlatıyor. Dur. Şunu kenara alayım. O bunun içine girer mi sence? İnşallah. İnşallah dedi. Ohoho.
Atıyorum. Ne oldu? Tamam, bitti galiba. Sana mı geldi? Kaç oradan, kaç. Kaç. Kaçsana. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok güzel patladı. Alevler, dumanlar vesaireler mükemmel oldu. Şimdi karpuza geçeceğim. Karpuzumu alacağım. Şimdi onun içini güzelce oyacağım. Güzel bir sodyum yatağı hazırlayacağım. Kapak da yapacağım ona şimdi. Kapak derken yani karpuzun kapağından bir kapak yapacağım. Evet arkadaşlar, karpuzun içine bir delik deldim. Bir bak istersen, biraz derince bir delik. Şimdi sodyum bunun içine atacağım. Burada da kapağı var. Kapağı da üzerine sıkıca kapatacağım. Ve bunların hepsini hızlıca bir çırpıda yapmam gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyim? Evet arkadaşlar, beklediğimden çok daha çılgınca bir şey oldu. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. İnanılmaz güzel patlamadı mı? Mutlaka. Görebildin mi sen bir şey? Ben çektim tam tamam. Patlama anı bende var. Ben görmek istiyorum, izlemek istiyorum ya nasıl bir şey olduğunu. Şimdi şuraları bir kaldırayım, bir çöp torbasına doldurayım her şeyi. Yine konuşuruz. Evet arkadaşlar, gerçekten inanılmaz patladı. Bakın burada. Karpuzu görebilirsiniz. Yani karpuzdan kalanları. Müthiş patladı ve inanılmaz hızlı gerçekleşti patlama. Her yer karpuz oldu. Hatta bir tanesi, bir parçası karpuzun. Şöyle de göstereyim. Bir parça burada var. Karpuzun bir parçası patlamadan bir 10 saniye sonra falan çıktı. Ha, bu kapak parçası. Bakın arkadaşlar. Şurada kapak parçası var. Neredeyse yani böyle bir 5-6 saniye sonra düştü. O kadar yükseğe fırlamış. Müthiş. Arkadaşlar ikinci karpuzu da hazırladım. Burada artık daha fazla tutamıyorum. Elimi de yakıyor. Çok reaktif. Hakikaten reaktif yani. İnanılmaz bir madde. Şimdi bunun içine atacağım. Kapağı kapatacağım ve biraz uzaklaşacağız. Bu uzun sürdü biraz. Niye öyle oldu? Abo, ne olacak şimdi? Duman çıkıyor mu hiç? Karpuzun suyu azdı, ondan oldu galiba. Bunun suyu yeterince şey değildi. Söyleyin adını. Devireceğim bunu. Mertcan. Olmadı, şimdi bir daha yapmak zorundayım. Bir daha yapacağım, dur. Sanırım karpuzun içine yeterince su olmadığı için atınca patlamadı. Şimdi şu yansın geçsin. Bunları da temizleyelim. Bir şeyle kürekle kazıyalım, bırakmayalım. Şimdi bunun içine biraz ezeceğim, sulandıracağım. Biraz daha sodyum atacağım bunun için şimdi. Evet arkadaşlar, ikinci karpuzun ikinci denemesi. Sen biraz uzaklaş abi. Hazır mısın? Hazırım. At. Atıyorum. Patlıyor. Var mı yalan eden bir yer? Bir şöyle şey yapalım ya Mertcan, her ihtimale karşı. Her ihtimale karşı buralara şey yapıyorum da ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar, bu sodyum deneylerini ne zamandır yapmak istiyordum. Sonunda mükemmel bir fırsat buldum ve yaptım. Gerçekten de
beklediğimize, uğraştığımıza değdi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya umarım beğenirsiniz. Bu tarz şeylere devam etmemi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Beğenin, like atın, abone olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha. Arkadaşlar çöpleri toplarken bir şey fark ettim. Şurada yanan sodyumlar var mesela. Bir bakayım nasıl bir şeymiş bu. Oha. Yani yapışmış oksit. Bayağı sodyum oksit işte bu galiba arkadaşlar. Çünkü oksijen ile birleşiyor yanarken. Şöyle bir şey. Enteresan. Ya ufak tefek karpuz parçaları kalacak ama artık onda kirpiler, tilkiler falan yer. Bu arada asla doğaya plastik atık falan bırakmadık arkadaşlar. Hepsini topladık, kolalarımızı, kapaklarımızı, atıklarımızı. Şurada bir karpuz kabuğu kalmış. Giderken de bunu çöpe atacağız. Atacağız. Görüşürüz.